Sorumuz modern atom teorisinden verilen atom ve iyonlarının gaz halinden bir elektron koparmak için gereken enerjilerin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Bir tane cin nötr halinden elektron koparmak için vermemiz gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmakta. O halde X ve Y'nin nötr halleri için elektron koparmak için vereceğimiz enerji birinci iyonlaşma enerjisidir. Y'nin artı bir yüklü halinden elektron koparmak için vereceğimiz enerji ise ikinci iyonlaşma enerjisi olacak. Aynı tanecik için her zaman bir sonraki iyonlaşma enerjisi bir öncekinden daha büyüktür. Bunun nedeni de elektron başına düşen çekim kuvvetin her defasında daha da artmasıdır. Her defasında elektron kopardığımızda proton bölü elektron oranı artacağından elektron başına düşen çekim kuvveti artar ve dolayısıyla iyonlaşma enerjisi artar diyoruz. O halde Y'nin birinci ve ikinci iyonlaşma enerjilerini kıyasladığımızda İkinci iyonlaşma enerjisinin birinci yonlaşma enerjisinden daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Bu sıralama taneciklerimizin iyonlaşma enerjiler arasındaki sıralama yani bir elektron koparmak için vermemiz gereken enerjiler arasındaki sıralama olacak. Peki X ve Y'nin nötr hallerinden bir elektron koparmak için vermemiz gereken enerji yani birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki nasıl olacak? Hatırlarsak iyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta da grup numarası genellikle büyüdükçe İyonlaşma enerjimiz artmaktaydı. Genellikle dememin nedeni 3 aşağı 5 yukarı kuralı olarak ifade ettiğimiz küresel simetri özelliğinden kaynaklanan sapma durumlarıydı. Hatta aynı periyotta bulunan elementlerin iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişkiyi de göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar 2A 3A'yı küresel simetri özelliğinden dolayı iyonlaşma enerjisi bakımından geçmekte. Yine aynı şekilde 5A'da 6A'yı küresel simetri özelliğinden dolayı iyonlaşma enerjisi bakımından geçmekte. Dediğimiz gibi biz bu kuralı 3 aşağı 5 yukarı kural olarak tanımlıyoruz. Peki X ve Y'nin grupla periyotlarını karşılaştıralım. X'in elektron dizilimini yaptığımızda ikinci periyot 8A grubunda yer aldığını, Y'nin de yine elektron dizilimini yaptığımızda 3. periyot 1A grubunda yer aldığını görmekteyiz. İyonlaşma enerjisi değişimi için ne demiştik? Periyodik cetvelde daha yukarıda ve sağda olan elementin iyonlaşma enerjisi daha büyüktür şeklinde yorum yapmıştık. O halde periyodik sistemin daha üst ve daha sağında bulunan X element ikinci periyot 8A'da bulunuyor. X elementinin iyonlaşma enerjisi Y'den daha büyük olacak. O halde X elementinden elektron koparmak için vermemiz gereken enerji de Y'den daha büyük olacak arkadaşlar. Baktığımızda hem X hem de Y artının iyonlaşma enerjisi Y'den daha büyük. Peki X ile Y'nin artı bir yüklü hallerinin iyonlaşma enerji değerleri arasında yani elektron koparmak için Vermemiz gereken enerjiler arasındaki ilişki nasıl olacak? Dikkat edersek X ve Y birbirleriyle izoelektronik olan tanecikler yani elektron sayıları ve dizilimleri aynı proton sayıları farklı olan tanecikler. Şöyle daha net görmüş olalım. X'in 10 elektronu bulunmakta. Y'nin artı bir yüklü halinin de yine 10 elektronu bulunmakta. Bunlar birbirinin izoelektroniği. Arkadaşlar birbirinin izoelektroniği olan taneciklerden iyon yükü büyük olanın yarıçapı daha küçüktür. Dolayısıyla elektron koparmak için vermemiz gereken enerji daha büyüktür şeklinde yorum yapabiliriz. İsterseniz bunu yazalım. Evet, izoelektronik taneciklerden iyon yükü büyük olanın yarıçapı küçüktür. Yarıçap küçüldükçe de elektron başına düşen çekim kuvveti arttığından elektron koparmak daha zorlaşacak. O halde X'in nötr ve Y'nin artı bir yüklü halinden elektron koparmak için vermemiz gereken enerjileri kıyasladığımızda yarıçapı daha küçük olan Y artıdan elektron koparmak daha zordur şeklinde bir yorum yapabiliriz. Elde ettiğimiz bu 3 durumdan bir sonuç çıkarmak gerekirse elektron koparmanın en zor olduğu taneciğin y artı taneciği sonrasında x taneciği ve en kolay elektron koparan taneciğin ise y'nin nötr hali olduğunu söylüyoruz. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabımızın C şıkkında olduğunu görmekteyiz. Sorumuz modern atom teorisinden yukarıda temel hal elektron dağılımları verilen X ve Y elementleri için özelliklerinden hangileri ortaktır denilmiş. Birinci öncül periyodik sistemde P blokta yer alma denilmiş. Bir elementin hangi blokta yer aldığını elektron dizilimini yaptığımızda son orbitaline bakarak belirliyoruz. Dikkat ederseniz hem X hem de Y'nin son orbitali P orbitali o halde her iki elementimizde P bloğunda yer alacaktır. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül doğada atomik yapıda bulunma denilmiş. Doğada atomik yapıda bulunma özelliği soy gazlara ait bir özelliktir. Verilen elementlere baktığımızda X elementi ikinci periyot 7A grubunda bulunmakta. Dolayısıyla bir halojendir. Halojenler doğada diatomik yapıda bulunurlar. Yani X2 şeklinde bulunacak. Y elementine baktık. ikinci periyot 8A grubunda yer almakta. Dolayısıyla bir soy gazdır. Doğada monoatomik yapıda bulunur. Gördüğünüz gibi Doğada monatomik yapıda bulunma özelliği her iki element içinde ortak değildir. Y1 soy gaz olduğundan dolayı doğada monatomik yapıda bulunurken X1 halojen olduğundan dolayı doğada diatomik yapıda bulunur. İkinci öncül dediğimiz gibi ortak bir özellik değildir. Üçüncü öncüle baktık. Oda koşullarında gaz halinde olma denilmiş. Arkadaşlar halojenleri düşündüğümüzde klor, klor, krom ve iot elementleriydi. Klor ve klor doğada gaz halde bulunmakta. Flor ikinci periyotta, Flor ise 3. periyotta yer almakta. Brom doğada sıvı halde, iot ise oda koşullarında yine katı halde bulunmakta. Bunlar da sırasıyla 4 ve 5. periyotta bulunan halojenlerimiz. Bizim halojenimiz olan X ise 2. periyot ya da A grubunda bulunmakta. Dolayısıyla doğada gaz halinde bulunmakta. Soy gazlar ise adı üstünde oda koşullarında gaz halde bulunacaklar. Soy gaz. O halde hem x elementimiz hem de y elementimiz oda koşullarında gaz halinde bulunacaktır. Üçüncü öncülde ortak bir özelliktir. Sorumuzda bize ortak olan özellikler sorulduğundan cevabımız 1 ve 3 olan denizli seçeneğidir. Sorumuz gazlar ünitesinden deniz seviyesindeki iki ayrı ideal sürtünmesiz pistonlu kapta bulunan gazların mol sayıları, sıcaklıkları ve kütleler arasındaki ilişkiler bize verilmiş. Buna göre kaptaki gazlarla ilgili niceliklerinden hangiler arasında bir büyüktür iki ilişkisi vardır denilmiş. Birinci öncele baktık basınç denilmiş. Sorumuzda gazların iki ayrı ideal sürtünmesiz pistonlu kapta bulunduğu bilgisi bizde paylaşılmıştı. Hatırlarsanız pistonlu kaplarda kap içerisinde bulunan gaz basıncı ortamın basıncına yani dış basıncı eşittir. Dolayısıyla her iki gazımız da deniz seviyesinde aynı ortamda bulundukları için basınçları dış basınç değerimiz olan bir atmosfere eşit olacaktır. Yani basınçlar arasında 1 eşittir iki ilişkisi bulunacak. Birinci öncül ediyoruz. İkinci öncüle baktık. Difüzyon hızı denilmiş. Arkadaşlar difüzyon hızı molekül ağırlığı ve mutlak sıcaklığa bağlıydı. Molekül ağırlığı büyük olanın hızı daha az iken sıcaklığı fazla olan gazın hızı daha yüksekti. Hatta difüzyon formülümüzü de hatırlayalım isterseniz. V1 bölü V2 dersek buradaki V difüzyon hızını temsil ediyor. Molekül ağırlıklarının kareköküyle ters orantılıydı. O halde ters orantı olduğu için MA2 bölü MA1 diyorum. Yine kök içinde çarpı mutlak sıcaklıkla difüzyon hızı doğru orantılıdır kök içinde. Yani e 1 bölü T2 diyeceğiz. Dikkat edersek sorumuzda gazlarla ilgili çeşitli bilgiler verilmişti. Bu bilgileri kullanarak difüzyon hızlarını yorumlayalım. İlk başta sıcaklıklar arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Sıcaklığı büyük olanın difüzyon hızı daha büyüktür dersek burada T1 büyüktür T2 ilişkisi var. Yani sıcaklıklarla ilgili yapacağımız difüzyon hızı yorumu V1 büyüktür V2 olacaktır. Ancak mol ağırlığı da etkiliyor arkadaşlar difüzyon hızını. Mol ağırlığıyla ilgili ne gibi bir yorum yapabiliriz? Dikkat ederseniz gazların mollerinin birbirine eşit olduğu bilgisi paylaşılmış. Molün formülünü hatırladığımızda kütle bölü mol ağırlığıydı. İki gazın molleri birbirine eşit olmalı demişiz. Yine verilen bilgiler arasında gazlarımızın kütle bilgisi de paylaşılmış. M2 büyüktür M1 denilmiş. O halde arkadaşlar kütlesi büyük olan gazın mol ağırlığı da büyük olmalı ki bu maddelerin molleri birbirine eşit çıkabilsin. Ne dedik? Kütlesi büyük olan gazın mol ağırlığı da büyük olmalı ki bu iki gazın mol değerleri birbirine eşit çıksın. O halde molekül ağırlıkları arasındaki ilişki MA2 büyüktür MA1'dir. Ne demiştik? Molekül ağırlığı büyüdükçe hızımız yavaşlayacak. Yani molekül ağırlığının kare küküyle difüzyon hızı ters orantılıdır. Birinci gazımızın mol ağırlık değeri daha küçük olduğundan dolayı difüzyon hızı daha büyük olmalıdır sonucunu çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi hem molekül ile ilgili yapılan yorumda hem de mutlak sıcaklık üzerinden yapılan yorumda difüzyon hızlar arasındaki ilişkimiz bir büyüktür iki ilişkisidir. Yani aradığımız durum ikinci öncül için geçerlidir. Difüzyon hızlar arasında bir büyüktür iki ilişkisi vardır. İkinci öncül aradığımız durumdur dedik. Üçüncü öncül hacimle ilgili yorum yapılması istenmiş bizden. Bunu da ideal gaz denklemi üzerinden yapacağız. İdeal gaz denklemini hatırlayalım. Param varsa ne rahat demiştik. Arkadaşlar her iki gaz içinde aynı olan özellikleri eleyelim ideal gaz denkleminden. Dikkat ederseniz mollerin birbirine eşit olduğu bilgisi bizde paylaşılmıştı. R değeri de yine sabit değer. Her iki gaz için aynı olacak. Yine deniz seviyesinde pistonlu bir kapta bulunduğu belirtilmişti gazlarımızın. Yani basınç değerleri de birbirine eşit. O halde Dikkat ederseniz hacimle sıcaklık ilişkisi kaldı. Yani sıcaklığı büyük olanın hacmi daha fazladır diyeceğiz. Sıcaklıklar arasındaki ilişkimiz T1 büyüktür T2 olduğundan dolayı gazlarımızın hacimleri ile ilgili ilişkimiz de V1 büyüktür V2 olacak. Yani aradığımız durum burada da geçerlidir. O halde üçüncü öncül de doğrudur. Bize 1 büyüktür 2 ilişkisi olan öncüller sorulmuştu. O halde cevabımız 2 ve 3. öncülleri içeren Edirne seçeneğidir. Sorumuz gazlar ünitesinden ideal bir gazın 5,6 atmosfer basınç ve 0 santigrat derecedeki mol ve hacim değerleri niceliklerinden hangileri olabilir denilmiş. Arkadaşlar sorumuzun çözümünü ideal gaz denklemini yazıp bize verilen basınç ve sıcaklık değerlerini yerine koyduğumuzda hacim ve mol arasındaki ilişkiyi bularak yapacağız. Bulduğumuz hacim ve mol arasındaki ilişki verilen öncüllerden hangisinde bulunmaktaysa doğru öncüller bu öncüller olacak. O halde ideal gaz denklemimizi yazalım. Param varsa ne rahat diyoruz. Bize verilen basınç ve sıcaklık değerlerini yerine yazalım. Basınç değerimiz 5,6 atmosfer. Hacim değerini bilmiyoruz. Mol değerini yine bilmiyoruz. Öncelikle sıcaklık değerimizi yazalım. Hatırlarsak gazlarda sıcaklık birimi Kelvin'di. Biz santigrat'a 273 eklediğimizde Kelvin cinsinden sıcaklığı bulmaktaydık. Sıcaklık değerimiz 0 derece yerine koyduğumuzda Kelvin cinsinden sıcaklığımız 273 Kelvin yapacak. Arkadaşlar R değeri eğer sıcaklık 273'ün katıysa 22,4 bölü 273 olarak alınmaktaydı. Sıcaklık 273'ün katı olduğu için R yerine 22,4 bölü 273 diyorum. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak 273'ler birbirini götürdü. R bölü N oranı eşittir 5,6'yı karşıya attığımızda 22,4 bölü 5,6'dan 4 bölü 1 gelecek. O halde arayacağımız durum hacmin mole oranının 4'e 1 olduğu durumdur arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımızda V bölü N oranı için 1 bölü 0,25'ten 4 gelecek. Yani aradığımız durum geçerlidir. İkinci öncüle baktığımızda hacim bölü mol oranı 5 bölü 1'den 5 gelecek. Biz bu oranın 4 olmasını istiyorduk. İkinci öncüle eledik. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda hacim değeri için 22,4. Mol oranımız için 5,6 denilmiş. Yani yine Aradığımız oran olan 4 oranı karşımıza geldi. 3. öncül de doğrudur diyoruz. Sorumuzda bize hangileri olabilir denilmişti. De o halde cevabımız 1 ve 3. öncülleri içeren Denizli seçeneğidir. Sorumuz sıvı çözeltiler ünitesinden. Çözeltilerde tanecik derişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Buna göre doymamış sofra tuzu çözeltisinin sabit sıcaklıkta bir miktar suyu buharlaştırılırsa koligatif özelliklerinden hangilerinin değeri artar denilmiş? Sofra tuzu sodyum klorür olarak bildiğimiz bileşiğimiz. Boymamış bir sofra tuzu çözeltisinden sabit sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırırsak çözücü hacmimiz azaldığı için derişimimiz artacaktır. Yani bu işlem sonucunda derişim artar diyoruz. Şimdi verilen kolikatif özellikleri yorumlayalım. Birinci öncül kaynama sıcaklığı denilmiş. Hatırlarsak saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözdüğümüzde kaynama noktamız yükselmekteydi. Çözünen derişim arttıkça kaynama noktamız daha da yükselmekteydi arkadaşlar. Aki ki çözelti doygun olana kadar. Doygun bir çözeltide kaynama noktamız maksimum sıcaklığa ulaşmış olacaktı. O halde kaynama sıcaklığı derişim arttıkça artar dediğimizden dolayı ve su buharlaştırması sonucunda da çözeltimizin derişimi artacağından kaynama sıcaklığımız artacaktır diyoruz. İkinci öncül buhar basıncı denilmiş. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıydı. Kaynama noktası büyüdükçe buhar basıncımız azalacaktı arkadaşlar. Tabi burada şunu hatırlatmak istiyorum. Dış basınçla buhar basıncı yorumu yaparken kaynama noktası üzerinden gitmeyin arkadaşlar. Dış basınçtaki artış kaynama noktasını arttırırken buhar basıncını etkilemezdi. Dış basınç dışında buhar basıncı yorumunu kaynama noktası üzerinden yapabilirsiniz. Yine tekrarlıyorum dış basınç hariç diyelim. Çünkü buhar basıncı dış basınçtan etkilenmiyordu. O halde burada derişim arttığı için kaynama noktası artar buhar basıncı azalır diyeceğiz. Üçüncü öncül ozmotik basınç. Yine derişim arttıkça ozmotik basıncımız artacaktır arkadaşlar. Üçüncü öncüldeki koligatif özelliğimizde derişim arttıkça artar diyoruz. Dördüncü öncül donma sıcaklığı denilmiş. Saf bir sıvıda ister uçucu ister uçucu olmayan bir madde çözdüğümüzde her zaman donma noktası düşecek. Derişim arttıkça donma noktası daha çok düşecek. O halde burada da derişim arttığı için donma noktamız ilk duruma göre daha da düşecektir arkadaşlar. Bize hangi koligatif özellik artar denilmişti? Cevabımız 1 ve 3. öncülleri içeren A seçeneğidir diyeceğiz. Sorumuz kimya ve enerji ünitesinden verilen tepkimenin standart entalpi değişimi eksi 137 kilojüldür. Ve 2 6 gazının standart molar oluşum entalpisi eksi 85 kilojül bölü mol olduğuna göre C2H4 gazının molar oluşum entalpisi kaç kilojül bölü moldür denilmiş. Arkadaşlar dikkat edersiniz tepkimede yer alan maddelerin molar oluşum entalpileri bize verilmiş. Hatırlarsanız molar oluşum entalpileri üzerinden biz tepkimenin entalpisini ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisi çıkarılır şeklinde buluyorduk. O halde formülümüzü yazalım. Evet ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisini çıkardığımızda tepkime entalpisini bulacağız. Burada delta H F dediğimiz entalpi türü oluşum entalpisini ifade etmekte. Değerleri yerine yazalım. Tepkimenin entalpisi eksi 137 kilojul olarak bize verilmiş. Ürünlere baktığımızda C2H6 maddemiz var. C2H6'nın entalpisi eksi 85 kilojul olarak verilmiş. Eksi diyorum. Direnlere baktığımızda iki maddemiz var. Ancak bu maddelerden birisi element. Hatırlarsanız elementlerin standart koşullarda molar oluşum entalpisi sıfırdı. Zaten hidrojenin molar oluşum entalpisinden bahsedilmemesinin nedeni de bu. Tekrarlıyorum. Elementlerin standart koşullarda molar oluşum entalpileri sıfırdır arkadaşlar. Diğer reaktifimiz c 4 Zaten sorumuz bize c 2 4ün molar oluşum entalpisini sormakta. O halde c 2 4ün molar oluşum entalpisine X diyelim. Buradan X'i çektiğimizde sorumuzun çözümünü yapmış olacağız. Arkadaşlar denklemi çözecek olursak eksi -85 85'i sol tarafa attığımızda eksi 137 artı 85 eksi x şeklinde denklemimiz karşımıza çıkacak. Buradan işlemleri yaparsak sol taraf eksi 52 gelecek. Eksi x diyeceğiz. Eksiler birbirini götürdüğünde C2H4'ün molar oluşum entalpisini artı 52 kiloşül bölü mol olarak bulacağız. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Sorumuz kimyasal reaksiyonlarda hız konusundan gelmiş. Verilen tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlı basamağı olduğuna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar tepkimemizin iki basamakta gerçekleştiği dolayısıyla mekanizmalı olduğu bize belirtilmiş. Hatırlarsanız mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş olan basamağın reaktiflerine göre yani girenlerine göre yazılmaktaydı. O halde verilen bilgilerden yararlanarak tepkimemizin yavaş olan basamağını belirleyelim. Bunun için ilk başta hızlı olan basamağı yazmak istiyorum. Evet hızlı basamağı yazdık arkadaşlar. Bir de net tepkimeyi yazalım en alta. Şimdi bu iki bilgiden yararlanarak yavaş basamağı belirleyeceğiz. Dikkat ederseniz net tepkimenin reaktiflerinde x2 y2 var. Hızlı basamakta bu madde yer almıyor. O halde x2 y2 yavaş olan basamağın reaktiflerinde bulunacaktır diyeceğiz. Artı diyoruz. Net tepkimede ikinci maddemiz xz. Hızlı basamakta xz'den bir tane var. Dolayısıyla diğer xz de yavaş olan adımdan gelecek. Net tepkimeye baktığımızda başka bir reaktifimiz kalmadı. Ürünleri yazmaya başlayalım. Ürünlere baktığımızda 2xy var. Yine hızlı basamaktan 1x2y gelmiş. Dolayısıyla bir tane x2y de yavaş basaman ürünlerinden gelecek. Yine net tepkimeye baktığımızda ürünlerde 1z2 var. Hızlı basamaktan zaten bu maddenin geldiğini görüyoruz. Peki hızlı basamakta olduğu halde net tepkimede olmayan maddemiz var mı? XZY maddesi. Bakın net tepkime de bu madde yok. Demek ki yavaş basamağın ürünlerinde olan bir madde bu madde ki iki tepkimeyi taraf tarafa toplarken X, Z, Y maddeleri birbirini yok etmiş. Dolayısıyla yavaş basamağın ürünlerinde de X, Z, Y maddemiz olacak. Ağlamayı yapacak olursak tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda X, Z, y birbirini götürmüş olacak. Bakın X, topladığım zaman 2 X, Z yaptı. X, 2, Y'miz aynen aşağıya geçti. Hem bir hem de ikinci tepkimeden birer tane X2Y maddemiz geldi. Net tepkimede iki tane var. Ve son olarak Z2 maddemiz bulunmakta. Yani yavaş olan basamağı belirlemiş olduk. Ne demiştik arkadaşlar? Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş olan basamağın reaktiflerine göre yazılmakta. Bize verilen bilgilere baktığımızda hem X2Y2'nin hem de XZ'nin suda olduğunu görmekteyiz. Yani ikisi de hız denkleminde yer alacak. O halde hız denklemini yazacak olursak r eşittir k çarpı yavaş olan adımın reaktiflerine göre girenlerine göre yazıyoruz. Hatırlarsak yine hız denkleminde gaz ve suda olan maddeler yazılabilirdi. Katı ve sıvılar yazılmazdı. Dediğimiz gibi hem x2y2 hem de xz suda olduğu için x de hız denkleminde yer alacak. O halde hız denklemimiz x2y2'nin derişimi çarpı xz'nin derişimi şeklinde yazılacaktır. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın b şıkkı olduğunu görmekteyiz. Sorumuz kimyasal denge konusundan. Denklemi verilen tepkimeye denge anında uygulanan yukarıdaki işlemlerde hangilerinin dengeye etkisi yanlış verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar hatırlarsanız denge ile ilgili yorumları Löşeter ilkesine göre yapıyorduk. Löşeter ilkesine göre dışarıdan dengeyi bozacak bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki veriyordu. O halde öncüllerin yorumunu bu durumu göz önünde bulundurarak yapacağız. Birinci öncül sıcaklığı düşürmek denilmiş. Tepkimeye baktığımızda ısı ifadesi ürünlerde yer almakta. Dolayısıyla tepkimimiz egzotermik bir tepkime. Biz sıcaklığı düşürdüğümüzde sistem sıcaklığı arttırmak için ne yapacak? Dengeyi ısının olduğu diğer yöne kaydıracak. Dolayısıyla birinci etki sonucunda yani sıcaklığı düşürdüğümüzde denge ürünlerle yine bozulacak. Burada da ürünlerle yine bozulur dediği için birinci öncülle ilgili yapılan yorum doğrudur diyoruz. İkinci öncüle baktık. Hacmin azaltılması denilmiş. Hacim azaltıldığında ortamdaki gazların kısmi basınç değerleri artacaktır. Sistem kısmi basınçları dengelemek adına dengeyi gaz kat sayısının az olduğu yöne kaydıracak. Tekrarlıyorum. Hacim azaldığında kısmi basınçlarımız artacak. Sistem basıncı azaltabilmek için dengeyi gaz kat sayısının az olduğu yöne kaydıracaktır. O halde bunu yazalım. Evet denge gaz kat sayısının az olduğu yöne kayar dedik. Tepkimeye baktığımızda girenlerdeki gaz katsayısı toplamı karbon monoksitten 1 hidrojenden de 2 olmak üzere 3'tür. Ürünlerde ise sadece CH3OH maddemiz gaz halinde. Dolayısıyla katsayımız 1. Ne demiştik? Denge gaz katsayısının az olduğu yöne kayacak. Dolayısıyla bu tepkime için yönümüz ürünler yönüdür. Denge bu işlem sonucunda ürünlere kayar diyeceğiz. Bize ise denge girenler yönüne bozulur denilmiş. Dolayısıyla ikinci öncül ile ilgili yorum yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü öncül kaba bir mol hidrojen eklenmesi denilmiş. Arkadaşlar kabımıza hidrojen eklediğimizde hidrojen derişimi artacaktır ilk başta. Sistem hidrojen derişimini azaltmak adına dengeyi hidrojenin olmadığı diğer yöne kaydıracak. Yani yine dengemiz ürünler yönüne kayacaktır diyoruz. Üçüncü öncül ile ilgili yorumumuz o halde şöyle olacak. Hidrojen derişimi artacak sistem hidrojen derişimini azaltmak için dengeyi ürünler yönüne kaydıracak. Bize verilen öncülde denge ürünler lehine bozulur denilmiş. Yani doğru bir yorum yapılmıştır. Üçüncü öncülde doğrudur diyoruz. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız yalnız iki olan B seçeneği olacaktır. Sorumuz suda az çözülen tuzların dengesi olarak bildiğimiz çeçek konusundan Verilen denkleme göre katısıyla dengede olan kalsiyum sülfat sulu çözeltisinin sıcaklığı arttırılır ise aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur denilmiş. Tepkimeye baktığımızda ısı ifadesi ürünlerde yer almakta dolayısıyla egzotermik bir tepkimeden bahsediyoruz. O halde öncüllerin yorumunu bu durumu dikkat alarak yapacağız. A şıkkı çözünme hızı artar. Arkadaşlar çözünmemiz ister endotermik isterse egzotermik olsun. Sıcaklık artışı her zaman çözünürlük hızını arttıracaktır. Bunu yazalım. Evet sıcaklık artışı çözünme hızını her zaman arttırır. Endotermik ya da egzotermik çözünme fark etmez. Yine aynı yorumu aslında tepkime hızlarıyla da ilgili konuşabiliriz. Sıcaklık artışı ister endotermik isterse egzotermik tepkime olsun her zaman tepkime hızını da arttırır arkadaşlar. O halde A şıkkı doğrudur. Sıcaklık artışı dediğimiz gibi çözünme hızını her zaman arttıracak. E şıkkına baktık kalsiyum sülfat katı miktarı artar denilmiş. Tepkimeye baktığımızda tepkimemiz denge tepkimesi çift yönlü okla gösterilmiş. Dolayısıyla biz dengeyi etkileyen bir durum söz konusu olduğunda bu etkiyi löşeter ilkesine göre yorumlayacağız. Hatırlarsanız löşeter ilkesine göre dışarıdan sistemin dengesini bozacak bir etki yaptığımızda sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki vermekteydi. Yani bizim yapmış olduğumuz bu etkiye ters bir davranış sergilemiş olacak. Şimdi biz tepkimemizde sıcaklığı arttırmak istiyoruz. Tepkimemizde egzotermik bir tepkime. Sıcaklık arttırıldığında sistem sıcaklığı azaltmak adına ne yapacak? Dengeyi ısının yazılmadığı diğer yöne kaydıracak. Yani dengeyi girenler yönüne kaydıracak. O halde biz bu işlem sırasında denge girenlere kayar diyeceğiz. Isıyı sıcaklıkla ilişkili olarak düşünürseniz sıcaklık ürünlerde biz sıcaklığı arttırdığımız için ne yapacak? Bu etkiyi azaltmak adına ısının olmadığı sıcaklığı azaltacak yöne doğru hareket edecek diyebiliriz. Bu yönde tepkimemiz için girenler yönüdür. Dikkat ederseniz girenler katının olduğu yönü ifade etmekte. O halde zamanla katı miktarı ne olacaktır arkadaşlar? Denge bu yöne ilerlediği için artacaktır. B şıkkı da doğrudur. Unutmayalım dengenin kaydığı yönde tepkimemizin hızı artacak yeni denge kurulana kadar. Dolayısıyla dengenin kaydığı yöndeki maddelerin molleri artacaktır diyeceğiz. Katımızda girenlerde olduğu için dengenin kaydığı yönde olduğu için katı maddemizin molü yani miktarı artacaktır. C şıkkı çözünürlük çarpımı denilmiş. Arkadaşlar diğer denge sabitleri gibi çözünürlük çarpımımız KÇÇ değerimizde yalnızca sıcaklıkta değişir. Eğer denge sıcaklık etkisiyle girenlere kayarsa KÇÇ değerimiz ve diğer denge sabitleri azalır. Eğer sıcaklık etkisiyle denge ürünlere kayarsa KÇÇ ve diğer denge sabitleri artar diyeceğiz. Burada denge girenlere kaydığından dolayı KÇÇ'miz azalacaktır. Öncülümüzde ise artar denilmiş. O halde C şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımıza C şıkkı diyoruz. O halde şöyle diyelim sıcaklık artar. Denge girenlere kayar. Dediğimiz gibi sıcaklık etkisiyle denge girenlere kaydığından KÇÇ azalacak Unutmayalım Kçç ve diğer denge sabitleri yalnızca sıcaklıkta değişir diyoruz. Sıcaklık etkisi dışındaki başka bir etki yüzünden denge girenlere kaymış olsaydı Kçç için değişmez derdik. Diğer öncülleri de yorumlamış olalım. D şıkkı stronsiyum sülfatın çözünürlüğü azalır. Arkadaşlar dengemiz katının olduğu yöne kaydığı için yani çözünmenin değil de çökelmenin olduğu yöne kaydığı için çözünürlüğümüz azalacaktır. E şıkkı doğrudur. E şıkkı iyon derişimi azalır. Yine denge iyonların olduğu yön değil de diğer yöne kaydığı için kökelmenin olduğu yöne kaydığı için iyon derişimimiz de zamanla azalır. Hatta iyon derişimi azaldığından dolayı zaten katı miktarımız artmaktaydı. Sorumuz yanlış olan öncülü sormuştu. Cevabımıza Ceyhan seçeneği dedik. Sorumuz kimya ve elektrik ünitesinden şekildeki pil sisteminde pilin başlangıç potansiyeli 1,3 volt ve pilin standart pil potansiyeli ise 1,27 volttur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz çözeltilerden birisinin derişimi bir molardan farklı yani standart olmayan bir çözeltiden bahsediyoruz. Hatırlarsak standart olmayan çözeltilerdeki pil potansiyelini Nernst denklemi üzerinden hesaplamaktaydık. Nernst denklemini bir hatırlayalım. Evet Nernst denklemini yazdığımız zaman e pil eşittir e standart pil eksi 0,059 bölü n çarpı log qc. Buradaki log QC net pil denklemindeki ürün bölü giren iyon derişimini ifade etmekteydi bize. Ürün bölü giren diyelim. Buradaki n de alınan ya da verilen elektron sayısını ifade etmekteydi. Dikkat ederseniz pil potansiyelimiz standart pil potansiyeline göre daha yüksek. O halde şöyle bir yorum yapabiliriz. E pil büyüktür. E standart pil ise ne olmuştur? Denge ürünler yönüne kaymıştır ve E pil değerimiz standarda göre yükselmiştir. Hatırlarsanız denge ürünlere kaydıkça pil potansiyeli artarken denge girenlere kaydığında pil potansiyeli azalırdı. O halde tekrar yorumluyorum. E pil büyüktür E standart pil olduğundan dolayı denge ürünlere kaymıştır yorumu yapacağım. Peki dengeyi kaydıracak etki ne? Normalde standart çözeltilerde her iki çözeltideki iyon derişimi 1 molar olurdu. Burada ne olmuş arkadaşlar? X'in derişimi azalmış. Peki x'in derişiminin azalması sonucunda denge nasıl ürünlere kayar? Bunu yorumlamamız lazım. x derişimi standarda göre 1 molara göre azaldığından dolayı denge ürünlere kaymıştır diyoruz. O halde toparlayacak olursak e pil değerimiz standart pilden büyük olduğu için denge ürünlere kaymıştır. Denge peki neden ürünlere kayıyordu? Azalan x artı 2 derişimini arttırmak için. O halde biz x artı 2 iyonunun ürünlerde olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü dengemizin kaydığı yön ürünler yönü arkadaşlar ve denge için kayıyordu? X artı 2 yön derişimini arttırmak için kayıyordu. Peki X artı 2 yonunun ürünlerde olması ne anlama geliyor? X'in yükseltgenliği anlamına geliyor. X artı 2'nin ürünlerde yer alabilmesi için ne olması lazım? Yükseltgenmiş olması lazım. Arkadaşlar yükseltgenme hangi elektrotta gerçekleşiyordu? Anotta o halde bizim X'imiz anot Y'imiz katottur diyeceğiz. Peki öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül x elektrot anottur. Evet yükseltgen gerçekleştiği için x'imiz anot olacak. İkinci öncüle baktık. Zamanla y artı derişim azalır. Arkadaşlar y artı iyonları katot kabında bulunuyordu. Hatırlarsanız katotta kapta bulunan iyonlar indirgenerek çubuk üzerine çökmekteydi. O halde katot kabında gerçekleşen tepkimemiz y artı iyonu bir elektron alarak y katısına dönecek şekilde yazılacak. Gördüğünüz gibi Y artı iyonu girenlerde yer aldığından dolayı zamanla derişimi azalacaktır. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül zamanla X elektrot kütlesi artar denilmiş. İsterseniz bunu da net tepkime üzerinden yorumlayalım. Alınan verilen elektronlar eşitlemek için ikinci tepkime 2 ile çarpıyorum. Elektronlar birbirini götürecek. O halde net tepkimemiz X katısı artı 2Y artı iyonu. İl tepkimesi denge tepkimesi şeklinde yazılacaktı. O yüzden çift yönlü okla gösteriyorum. Ürünlerde x artı 2 iyonumuz ve 2 tane y katımız bulunacak. Üçüncü öncüle baktığımızda zamanla x elektrot kütlesi artar denilmişti. Arkadaşlar elektrot kütlesi ile ilgili yorumları katılar üzerinden yapacağız. Derişim yorumunu ise iyonlar üzerinden yapacağız. Şimdi baktığımızda x katımız girenlerde yer almakta. Girenlerde yer alan maddelerimiz eğer katıysa zamanla miktar azalır. İyon ise zamanla derişim azalır şeklinde yorum yapacağız. Ürünlerde yer alan maddelerimiz için ise eğer iyon ise zamanla derişimi artar, katı ise zamanla miktarı artar şeklinde yorum yapacağız. Dediğimiz gibi x katımız girenlerde yer aldığından dolayı zamanla miktarı azalacaktır. Burada artar denildiği için üçüncü öncül yanlıştır. Yine yorumumuzu x'in anot olma durumuyla da ilgili yapabilirdik. x anot olduğundan dolayı zamanla ne yapacak? Yükseltgenerek iyon şeklinde çözeltimize geçecek. Bu durumda x katısının miktarı azalacak şeklinde de yorumlayabilirsiniz ama olayın mantığı tamamen denge tepkimesi üzerinden. Dediğim gibi girenlerde yalan maddeler harcanacak. Katıysa miktar azalacak, iyon ise derişim azalacak şeklinde yorum yapıyorduk. X için burada kütlesi artar denildiği için üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuz doğru olanları sormuştu. Cevabımız 1 ve 2. öncülleri içeren Ceyhan seçeneğidir. Sorumuz organik kimya giriş konusundan organik bir bileşikle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bileşin formülü yukarıdakilerden hangileri olabilir deniliyor. İlk bilgimize baktığımızda basit formülün CH2O olduğu, ikinci bilgimize baktığımızda ise karbon atomlarından bir tanesinin hibritleşme türünün SP SP² olduğu belirtilmiş. Öncelikle verilen bileşiklerin kapalı formüllerini yazalım. İlk bileşiğe baktığımızda yapıda 1, 2, 3 adet karbon, 3, 6 adet hidrojen ve 2 adet oksijen bulunmakta. İkinci bileşimimize baktığımızda 2 karbon, 4 hidrojen ve 2 oksijen bulunmakta. Üçüncü bileşimimize baktığımızda ise 3 karbon, 6 hidrojen ve 3 oksijen bulunmakta. Şimdi bileşiklerimizin basit formüllerini belirleyelim. Hatırlarsanız kapalı formülün en sade şekli basit formül olarak karşımıza çıkmakta. Biz ne diyorduk? Basit formülün CH2O olmasını istiyorduk. İlk bileşiğe baktığımızda kapalı formül ve basit formül aynı olacak çünkü element sayılarının en sade şekli bu haliyle karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla ilk bileşikte basit formülümüz de C3H6O2'dir. Biz basit formülün CH2O olmasını istiyorduk. O halde birinci öncül aradığımız bileşik olamaz. İkinci bileşiğe baktığımızda c 4 o 2yi 2'ye böldüğümüzde basit formülün CH2O olduğunu görmekteyiz. Yani aradığımız durumu karşılamakta ikinci bileşiğimiz şu an. Üçüncü bileşiğe baktığımızda da yine basit formülü 3'e böldüğümüzde elementleri CH2O şeklinde bulacağız. Dolayısıyla üçüncü bileşiğimiz de şu an için aradığımız durumu karşılamakta. İkinci bilgimiz neydi? Karbon atomlarından bir tanesinin hibritleşme türü sp2'ydi. Arkadaşlar hatırlarsanız karbon atomu 4A grubunda yer almakta. Ve tüm bağları sigma bağı iken yapmış olduğu hibritleşme türü sp küptü. Tüm bağlar sigma ise diyelim. Hatırlarsak pi bağın oluşturan orbitaller hibritleşmeye katılmaz. O halde pi bağ sayısı hibritleşme değerinden düşülür. Bunu da yazalım. Bizim aradığımız durum karbonun sp kare hibritleşme yaptığı durumdur. O halde belirtilen bileşiklerde bir karbon atomu bir pi bağı yapmış olmalı ki sp2 hibitleşmesi yapmış olsun. Yani sp3-1 sp2 diyebilmek için ne olması lazım? 1 pi bağı olması gerekiyor Bu şeklinde yorum yapacağız. Hatırlarsak tekli bağda 1 sigma bağı, ikili bağda 1 sigma 1 pi bağı, üçlü bağda ise 1 sigma 2 pi bağı bulunmaktaydı. Yani biz 1 pi bağ aradığımız için karbonun ikili bağ yaptığı durumu arayacağız. Dediğimiz gibi sp kare yapmış olan karbon atom sayısı bir tane olması gerekiyor. Birinci öncülü zaten elemiştik. İkinci öncüle baktığımızda karbonil grubundaki karbon atomu ikili bağdan dolayı bir pi bağ yapacak. Yani bu bileşikteki karbonlardan birisi sp kare birleşmesi yapmıştır diyeceğiz. Diğer karbon atomundaki tüm bağlar sigma bağ olduğu için sp 3 birleşmesi yapmıştır. O halde ikinci bileşiğimiz aradığımız bileşiklerden birisidir arkadaşlar. Üçüncü bileşiğe baktığımızda yine karbonil grubundaki karbon atomu bir pi bağı yaptığından dolayı sp2'yi birleşmesi yapmıştır diyeceğiz. Diğer karbon atomlarındaki tüm bağlar tekli bağ sigma bağı olduğu için bu karbonlar sp küp birleşmesi yapmıştır yorumunu yapıyoruz. O halde üçüncü bileşikteki karbon atomlarından bir de sp kare birleşmesi yaptığı için aradığımız bileşiklerden birisi olabilir diyoruz. O halde verilen koşulları sağlayan bileşikler ikinci ve üçüncü öncülerdedir cevabımız. Denizli seçeneği olacak. Sorumuz organik bileşikler ünitesinden yapı formülü verilen bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bileşiğe baktığımızda yapıda hem üçlü hem ikili bağ bulunmakta. Biz yapısında hem üçlü hem ikili bağ bulunan bileşiklere alkenin bileşikleri diyoruz arkadaşlar. Öncülleri inceleyelim. A şıkkı bir molekülünde 3 tane pi bağı vardır. Hatırlarsak tekli bağ içerisinde bir sigma bağı, ikili bağ içerisinde bir sigma bir pi bağı ve üçlü bağ içerisinde bir sigma 2 pi bağı bulunmaktaydı. Sigma ve pi bağ sayılarını daha rahat görebilmek için bilişimizin açık yapısını yazalım arkadaşlar. Bakın şuradaki karbon atomuna bir hidrojen bağlı. Dolayısıyla karbonla hidrojen arasında tekli bağ bulunacak. Bunu göstermiş olduk. Sonrasında ikili bağımız en sağdaki karbon atomumuza bağlı olan hidrojenlerin de açık halini yazmış olduk. Şimdi öncelikle sigma bağ sayılarını sayalım. Her bağda 1 sigma bağ olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yapıda 7 sigma bağımız. Pi bağ sayılarına baktığımızda ikili bağdan 1 pi bağı ve üçlü bağdan da 2 pi bağı gelecek. Yani toplamda molekülde 3 adetli pi bağı bulunacak. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. E şıkkı sistematik adı 1 büten 3 indir. Dediğimiz gibi bileşiğimiz alkenin bileşiği. Önce alken gibi adlandıracağız. Sonrasında üçlü bağın yerini ve sonuna da in ekini ekleyeceğiz. Arkadaşlar alkenin bileşiklerinin isimlendirmesini yaptığımızda ana zincire numara verirken ikili ya da üçlü bağ fark etmez hangisinin daha yakın olduğu uç varsa o uçtan numara vermeye başlayacağız. Yapıya baktığımızda ikili bağ sağ uca, üçlü bağ ise sol uca yakın. O halde eşitlik var. Eşitlik olduğu durumda ise ikili bağın üçlü bağ üstünlüğü bulunmakta. Yani biz ikili bağın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Tekrarlıyorum. Normalde ikili ya da üçlü bağ hangi uca yakınsa o uçtan numara veririz. Ancak buradaki gibi eşitlik durumunda ikili bağ üçlü bağ göre daha üstündür diyeceğiz. İkili bağın yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. O halde sağdan numara verirsek 1, 2, 3 ve 4 şeklinde karbonlarımızı numaralandırdık. Şimdi bileşiğimizi önce alken gibi adlandıracağız. İkili bağın yerine baktığımızda 1 ve 2. karbonlar arasında o halde 1 diyorum ikili bağın yerini belirttik. Toplamda bileşiğimiz 4 karbonlu 4 karbonlu alken adı bütendir. Sonrasında üçlü bağın yerini söylüyoruz. 3 ve 4. karbonlar arasında küçük olanı yazıyoruz. 3 diyoruz. Alkinin in ekini ekliyoruz. Üçlü bağ temsilen in'i de ekledik. Dolayısıyla ismimiz 1 büten 3 in olacak. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktık. Tollens çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturur. Arkadaşlar tollens çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturabilme özelliği uç alkinlere aittir. Bu tepkime bir yer değiştirme tepkimesi şeklinde gerçekleşecek. Uç alkinde yer alan hidrojen yerine tollensteki gümüş bağlanacak. Hidrojen de çıkacak. Dolayısıyla gümüş ve hidrojen yer değiştirmiş olacak. Bu durum sonucunda da beyaz çökerek oluşacaktır. Dikkat ederseniz bileşiğimizde üçlü bağ uçlarda bulunan karbonda. Yani sağdan ya da soldan ilk iki karbon arasında bulunuyorsa üçlü bağımız biz böyle alkin gruplarına uç alkin diyeceğiz. Dolayısıyla soldan ilk iki karbon arasında olduğu için üçlü bağımız yapımız bir uç alkindir. Ya da şöyle diyelim uç alkin özelliği gösteren bir bileşikten bahsediyoruz. O halde bileşiğimiz tollens çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturacaktır diyoruz. C şıkkı da doğrudur. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tollens çözeltisi aldehitlerle de tepkime verir. Ancak aldehitlerle verdiği tepkimeler sonucunda aldehitler karboksilik asitleri yükseltgenirken yani tepkime bir yükseltgenme tepkimesi şeklinde gerçekleşirken bir de gümüş aynası oluşur. Yani beyaz çökerek oluşur demiyoruz, gümüş aynası oluşur diyoruz orada. Beyaz çökerek oluşma durumu uç halkinlerde oluyor ve tepkime dediğim gibi yer değiştirme tepkimesi şeklinde gerçekleşiyor. Güçlü bağın bulunduğu uç halkin yapısında hidrojenle gümüş yer değiştiriyor. D e şıkkına baktık. Özel adı vinil asetilendir. Arkadaşlar alkinlerdeki yaygın isimlendirme tarzlarından birisi de asetilen tarzı isimlendirme. Bu isimlendirmede karbon karbon üçlü bağını asetilen şeklinde düşüneceğiz. Ve bu gruba bağlı grubu alkili şeklinde okuyacağız. Radikalik grup şeklinde okuyacağız. Şimdi asetilen grubuna karbon karbon üçlü bağın olduğu gruba dikkat ederseniz etenden yani C2H4'ten bir hidrojen çıkmış olan radikalik grup bağlanmış. Hatırlarsanız etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan C2H3 kapalı formülündeki radikalik gruba hatta burada da açık yapısını görüyoruz. Vinil diyorduk arkadaşlar. Şu grubun ismi vinildir. Etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşur. Eten C2H4'tü. Bir hidrojen çıktığında C2H3 dediğimiz alkenil grubu oluşacak. Bu gruba da vinil diyoruz. Dediğim gibi bu bir alkenil radikalik grubu. O halde bileşiğimizin isimlendirilmesi önce radikalik grubu söylüyoruz. Vinil sonra da asetilen ekini söylüyoruz. Özel adımız vinil asetilendir. D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktık. Cis trans geometrik izomerisi gösterir denilmiş. Cis trans izomerisi alkenlerde yani karbon karbon ikili bağlarında aranacak. Bileşiğe baktığımızda şöyle tekrar açık yapısını yazacak olursak arkadaşlar bileşiğimizin Dediğimiz gibi cis trans izomerliği karbon karbon ikili bağında aranacak arkadaşlar. Hatırlarsanız ikili bağda bulunan karbonlardan herhangi birine aynı iki grup bağlı olduğunda cis trans izomerliği görülmezdi. Burada karbonlardan sağdaki karbonumuzda iki tane hidrojen bağlı yani iki tane aynı grup bağlı. Dolayısıyla bu bileşiğimizde cis trans izomerliği görülmez arkadaşlar. Nedenini tekrar söylüyorum. İkili bağ bulunan karbonlardan herhangi birine aynı iki grup bağlıysa cis transsız ömerliği yoktur. O halde E şıkkındaki ifademiz yanlıştır. Burada gösterir denilmiş. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımıza Edirne seçeneği diyoruz. Sorumuz organik bileşikler konusundan mol kütlesi 102 olan esterin eldesinde kullanılan karboksilik asit ve alkol çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Arkadaşlar hatırlarsanız ester bileşikleri karboksilik asit ve alkollerin tepkimeleri sonucunda oluşmaktaydı. Şöyle yazabiliriz. Karboksilik asitle alkolün tepkimesinden esterle birlikte bir de su açığa çıkmakta arkadaşlar. Hatta genel gösterim üzerinden yazacak olursak karboksilik asitlerde R grubuna karboksil grubu bağlıydı. Alkolleri de ROH yapısıyla göstermekteydik. Hatta gelin şöyle yazalım. Buraya R1 dersek alkoldeki R'miz de R2 olsun. Esterlerin de genel gösterimini yazdığımızda şu gruba açıl grubu diyoruz arkadaşlar. Karbon ile R bağlıysa açıl diyoruz. Açıl grubuna OR bağlanmasıyla ester genel gösterimi yazılmaktaydı. Şimdi karboksilik asitten gelen bölüm açıl bölüm arkadaşlar. Şu bölüm o halde buradaki R'miz R1 olacak. Alkolden gelen kısımsa R2O kısmı oluyor. Yani şu şekilde. Diğer sağdaki R'mize de alkolden gelen R grubu temsilen R2 diyoruz. O halde biz suyu oluştururken aslında buradaki H alkolden gelirken OH kısmı arkadaşlar karboksilik asitten gelmektedir. Bunları da söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ester bileşiklerinin genel gösterimleri CnH2nO2 şeklinde yazılmaktaydı. Buradan yola çıkacak olursak Ester bileşimimizdeki N sayısını yani karbon sayısını belirleyebiliriz. Dikkat ederseniz mol kütlesi 102 olarak verilmiş. O halde kısa bir mol hesabı yapacak olursak karbonun atom ağırlığı 12 sayısı N artı hidrojenin atom ağırlığı 1'dir. Sorumuzda verilmiş bakın bunlar. Sayısı 2N çarpı 2N diyorum. Artı oksijenin atom ağırlığı 16 sayısı 2. Bir mol bileşiği düşündüğümüzde bu 102 yapmakta. Soru bize mol ağırlığını 102 olarak vermiş. Buradan denklemi çözecek olursak 14n artı 32 eşittir 102 yapacak. 32'yi karşıya attığımızda 14n'i 70 olarak bulduk. n değeri 5 çıkacak arkadaşlar. O halde esterimiz 5 karbonludur. Peki ne demiştik? Ester bileşiği karboksilik asit ve alkol tepkimesi sonucunda oluşmakta. Esterlerimizin 5 karbonlu olabilmesi için ihtimaller nelerdir? Bunlara göz atalım. Karboksilik asidimiz 1 karbonlu, alkolümüz 4 karbonlu olabilir. Karboksilik asidimiz 2 karbonlu, alkolümüz 3 karbonlu olabilir. Karboksilik asidimiz 3 karbonlu, alkolümüz 2 karbonlu olabilir. Karboksilik asidimiz 4 karbonlu, alkolümüz 1 karbonlu olabilir. Biz 5 karbonlu ester için burada belirtilen ihtimalleri yazabiliriz. Şimdi öncüllere bakalım. Asetik asit 2 karbonlu karboksilik asidimizdi. Etil alkolde 2 karbonlu alkolümüzdü. Zaten burada bakın karbon sayılarını topladığımızda 4 karbonlu bir bileşik ester bileşiği oluşabilir. A şıkkını ediyoruz. Biz ester bileşiğimizin 5 karbonlu olmasını istiyorduk. 5 şıkkına baktığımızda propanoik asit 3 karbonlu bir karboksilik asittir. Etil alkol 2 karbonlu alkol bileşiğidir. Dikkat ederseniz karbon sayılarını topladığımızda 5 karbonlu bir ester bileşiği elde ediyoruz. Sorumuzun cevabı o halde 5 şıkkı olacak. Diğer öncülleri de kontrol etmiş olalım. 5 şıkkındaki formik asit bir karbonlu karboksilik asidimiz, metil alkolde bir karbonlu alkol bileşiğidir. O halde burada iki karbonlu ester bileşiği oluşur. Eledik. asit asitte 4 karbonlu karboksilik asitten bahsediyoruz. Etil alkol 2 karbonlu alkolümüzdür. Toplam karbon sayısı 6 yaptı. O halde 6 karbonlu bir ester oluşabilir. D şıkkı da elendi. E şıkkında asetik asit 2 karbonlu, metil alkol 1 karbonludur. Burada asetik asit 2 karbonlu karboksilik asitken metil alkol 1 karbonlu alkoldür. O halde bu tepkimeden de 3 karbonlu bir ester bileşiği oluşur. Aradığımız durum geçerli değildir. Sorumuzda 5 karbonlu bir ester bileşiği oluşabilen tek durum B şıkkında verilmiştir. Cevabımız B şıkkıdır.